Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün fındık bahçesinde yomra budaması yapacağız. Şu an yerlerde kar var. Dağlar şu anda kar. Bu sene karlı bir sene geçirdik. Bereketli bir sene olur inşallah. Artık donlardan, kurallardan da bütün çiftçilerimizi Allah korusun diyorum. Şimdi çalışmamıza birlikte geçelim. Budamanın püf noktalarını ve nereye yön vereceğimizi hep birlikte izleyelim, görelim. Fındığımız yomra çeşidi. Yomra çeşidi en fazla sürgün veren ve kalınlaşan bir çeşittir. Püskürül de çok olur. Bu 10 yaşında bir yomra ağacı. Görüyorsunuz, güneş de yavaştan açmaya başladı. Bakın şuralardan dip sürgünü patlatmış. Açıklık olduğu için. Şimdi birlikte bu fidanımızı budayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sürgün patlatmış. Bu bizim için yeterli. İlk önce aşağıdan budamaya başlıyoruz. Kötü kılçıkları. Bize zarar verecek kılçıkları alacağız. Şu altta bakın. Bu gölgede kalır. Fındığı da iyi olmaz. Bunu komple alıyoruz. Altta ne varsa komple alıyoruz. Aldık. Şimdi şu dalımız bakın. İçe doğru gitmiş. Bu biraz daha içte. Bunu dışa açmak için içe giden dalı kesiyorum. Ve dalın karanfil olmayan gözünden kesiyorum. Sıradaki dalımız şu. Bu da dışa doğru gitmiş. Bu seneye bunu komple alabiliriz. Bu sene ucundan kılçık şekilde alacak şekilde bu sene alalım ucundan. Dalımız çok uzun olduğu için şuradan tepe kesim yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şuradan tepe kesimi yapacağız. Şuradaki sürgünü görüyorsunuz. Bu sürgünde birlikte yukarıya gidecek. Şimdi kameraya durduracağım ve keseceğim. Ve kestim. Bakın. Bize uzun dal değil, geniş, kılçığı bol, yan dal, yan sürgünü bol dal gerekti. Bakın. Şu dalın sürgünlerine bakın şimdi. Şurada gözüme çarpan, bakın. Şurada bir karışıklık var. Bu iç tarafta olduğu için kameramı netleştireyim. Şu iç tarafta olduğu için şu dalı şuradan almak istiyorum ve aldım. Aldım. Şu anda şuradan da birlikte bakalım. Şu şekilde bakalım. Bakın. Yatay bir şekilde süper bir dal patlatma olmuş. Uçlarından da hepsini alacağız şimdi birlikte. Çekelim. Karanfiller belli oluyor zaten. Fındık olmayacak şeylerde kırmızı karanfil olmaz. Nereye büyütmek istiyorsak onun dış tarafı gözünden alıyoruz. Aldık. Şimdi aynı şeyi bu dal içinde gerçekleştireceğiz. Bunlar zor şeyler değil. Sadece emek isteyen şeyler. Emeksiz de hiçbir şey olmuyor. Bilgi, birikim, tecrübe zamanla herkesin oldukça zamanla gerçekleşecek şeyler. Bunlar bir anda olmaz. Bakın şu dalın tepesinden kesmişiz. Şu dalın tepesinden kesmişiz. Ve bakın harika sürgünler patlatmış. Görüyorsunuz. Bakın burada birbirlerinin üzerine binmiş. Ama ilk önce bakın şu dal. Bütün dalların altında. Şuradaki dal. Bu dalı keseceğiz buradan. Şimdi keselim. Yomra sıklığa hiç gelmeyen bir çeşit. Sık olduğu zaman yanar. Çok dikkat edilmesi lazım. Bunun da ucundan, tepesinden. Bakın. En son sürgün hangisi vermiş? Şu bak. Şuradan keseceğiz. Kestim. Dal yerine gitti. Bakın. Buralardan hep
sürgünler patlatmış. Görüyorsunuz kaç tane. Şu aşağı gidiyor. Bakın aşağı giden dalları, kırışan dalları hiç affetmiyorum, alıyorum. Bakın buralarda aşağı giden küçük dallar var. Bunlar randımansız fındık verir. Verir ama randımansız fındık verir. Çotanağı küçük verir. Ürün karı yerine zarar olur. Şu kılçıkları da alıyorum. Bakın şurada var. Alttaki alta giden kırılan dalların hepsini temizliyorum. Şunu da alıyorum. Bakın bunları hep alıyorum. Bunlar boşuna ağacın gücünü emmekte. Bunları hep aldım. Buradakiler onu kat be kat misli misli onun vereceği fındığı verir. Şimdi dalda şunları da bak bunları da alayım. Yani bu işler vakit ayırma istiyor. Birdenbire olan işler değil. Zaman geçtikçe olan işler. Şuradan. Ocağın işi. Bakın boş. Bomboş. Şurada genç bir sürgün dalımız var. Bunu da alabiliriz. Şöyle birlikte yukarıdan yaptığımız aşağı işlemleri görelim. Bakın güzel bir sürgün var. Şu dala da bakalım. Bakın. Buralar komple yomra dikmeyi düşünüyorum. Bunlar eski palas fındığı. Yağlı fındık. Bakın. Şu anda bunlar hiç uyanmadığı halde bu fındığımız uyanmış. Palas. Yerli ismi palaz diye geçiyor. Tombul diye de diyenler var. Bakın. Fare kulağı kadar olmuş. Görüyorsunuz. Bunlar büyük ihtimal soğuktan etkilenir diye düşünüyorum. Üst kesimlerde de bu sıkıntılar var. Bakın içerisinde karanfil şu anda kıpkırmızı duruyor. Bir sıkıntı yok şu anlık ama yüksek derecelerde don olacağını tahmin ediyorum. Bak şurada kırmızılığı görüyorsunuz. Tam ucu kısmında kırmızılık var. İnşallah olmaz. Çiftçilerimiz de zarar görmez. Bu budamamız bitti. Şimdi bir tane daha genç bir tane defalarca çektiğim bir tane fındık var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu seneki sürgününü birlikte paylaşmak istiyorum sizlerle. İşte bu da devamlı sizlerle paylaştığım buradaki yomram. Bakın arkadaşlar şu anda 3 tane dal bıraktım. Goble şeklinde yapmayı düşünüyorum bunu. Vazo şeklinde. Şu sürgün geçen sene şuralarda falandı. Boyut olarak boyut bakımından. Bakın şuradan tepe vurumu yapmışım. Yüksekliği abartısız arkadaşlar. 1,5 metre garanti var bak. 1,5 metre sürgün yapmış. Buralardan da 1 metre, 1 metrede yan sürgünler yapmış. Bunun yaşı tam 4 yaşında. Bu fidanımızın yaşı 4 yaşında. Gayet gelişimi güzel. Buna dere kumu atmıştık diplerine. Kabartmıştık. Geçen sene DAP uygulaması yapmıştık. Verim geçen sene düşüktü yomrada ama bu sene beklentilerim yüksek inşallah. Aldaki karanfiller görüyorsunuz. Şurada mesela 3 tane karanfil var. Şuraya bakalım. Bakın şurada 3-4 tane burada karanfil var. Yani bakın şurada karanfil dolu. İnşallah hava şartları da biraz soğuk. Şu anda rüzgar esiyor. Sesim net gelmeyebilir. Küçük yaşta budamanın faydası çok. Çünkü ilk temelini atıyorsun. Ağaç yaşken eğilir. Atasözünü büyüklerimiz boşuna söylememiş. Diyorum ya büyüklerimizin yaptığını uyguladıklarını unutmayacağız. Ama atadan kaldı, dededen kalma işleri, eski işleri de yavaştan teknolojiye ayak uyduracağız. Onların tecrübesi ve teknolojinin faydalarıyla kendimizi geliştireceğiz. Bakın şu sürgün iç kısma gidiyor. Bakın bunu zamanında almaz isek ilerleyen zamanlarda buna kıyamayacağız ve içeride gölgelenme yapacak. Kestik bakın. Hiçbir sıkıntı şu anda hiçbir şey kalmadı. Şu an bakın şuraya bakıyorsunuz. Vazo gibi 3 tane ana daldan
oluşmakta. Ve bir sürü yanlarda yan dal patlatmış. Bunları elemeyeceğim. Şunlara yine alacağım. Alt kısımda, çok alt kısımda olduğu için. Bunlar çünkü ilaç attığımız zaman da havalanmada da bize sıkıntı yaratacak. Şunları da alalım. Ufak rutuşlarla kurtarıyoruz. İşimiz her sene yaptığımız için budama azalmış oluyor otomatikman. Bakın bunları da aldık. Alttaki kötü ince kılçıkları aldık. Şunu da alalım. Çünkü çok aşağı gitmiş. Aslında bunu da almak istiyor da. Bir bakalım. Nasıl fındık verecek seneye. Onu da alırız. Normalde şunu almak gerekir. Hatta alalım. Dayanamadım çünkü bu biraz randımansız olacak. Şuradaki ocağın gölgesi ona gelecek. Bu ocağı da kaldıracağım burada. Bu çakıldakta deli sava. Bu sene yarı yarıya fındık vardı. Bunlar da çok seyrek vardı. Neredeyse yok denecek kadar. Ama inşallah bu sene beklentilerim bunlar da yüksek. Bakın bunlarda da budamanın faydası. Bunlarda çakıldak çok budamaya gelmiyor. Yarımşar metre sürgün atmış. Bakın güzel bir taşlanma olmuş. Bunu beraber budamıştık sizlerle. Güzel bir taşlanma olmuş. Görüyorsunuz. Bunların uclarından da alıyorum. Nereye yönlendirmek istiyorsam o tomurcuğun üzerinden kesiyorum bakın. Sol tarafa yönlendirmek istiyorum. Sol taraftaki tomurcuğu bırakıyorum. Şu çok uzayan sürgünün ucundan da çok az bir şey almak istiyorum. Yan dalları patlatsın. Buradan alıyorum. Çok uzun olduğu zaman verim almak istiyorsanız uç putamasını az yapın. Bakın uç budamasını az yaptım. Verin almak istiyorum. Şuralardan dallar patlayacak. Sağlı soldu, sağlı soldu, sağlı soldu. Ve buralardan kılçıklardan meyve alacağız. Sert büyümesini istiyorsan buradaki gördüğünüz gibi sert kesim yapmışım. Ve sert bir şekilde büyümüş. Yani çok büyütmek istiyorsanız bitkinizi sert keseceksiniz. Verim almak istiyorsanız ucundan az keseceksiniz. Sağlı sollu yanlara patlasın. Bütün mesele bu. Önemli olan işin püf noktasını da bilmek. Söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava soğuk. Bütün çiftçilerimize buradan tekrardan kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.